Evet, şu an Çankırı Müzesi'nde bulunuyoruz. Çankırı Müzesi'nde Roma dönemine ait eserleri inceliyoruz kızlarımla beraber. Şu an iyi gövdeli Helenistik döneme ait gözyaşı şişeleri ve buna benzer şeyler görüyoruz. Burada heykelbaşı ve heykelcik Helenistik dönem yine yansıtan bir eser. Yine Roma dönemine ait çeşitli takılar, altınlar, küpeler vesaire bunun gibi buna benzer cisimleri görmekteyiz. Tekrardan Helenistik döneme ait kapkacak, bardak, toprak kap bunları görmekteyiz. Miğferli bu genelde Roma dönemine ait üst kafasındaki tüyleri belirtecek şekilde dizayn edilmiş bir heykeli görmekteyiz. Daha sonra yine Helenistik dönemde Yunan mitolojisinden esinlenerek yapılmış olan Medusa kabartmalı lahit parçasını ve mezar stelini görmektesiniz. Diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafta milattan önce 6 ve 5. milattan sonra 395. bir Roma dönemine ait eserler bunlar da. Burada betimlemelerde bir koç veyahut da keçiye benzer bir heykel kabartması görüyoruz. Burada bir aslanın betimlemesini görüyoruz. Yine bir hayvanı yerken yine aslan betimlemesi. Roma dönemine ait bir yazı içeriği Latince harflerle yazılmış olduğu görülmekte. Yine iki adet hayvan betimlemesi. Muhtemelen ortadaki hayat ağacına benzer bir hayat betimlemesi görülmekte. Diğer taraftan yine sütun başlarını görüyoruz. Helenistik dönem özelliklerini yansıtıyor. Yine Roma saremine örnek oluşturabilecek küçük kapkacak çeşitlerini görmekteyiz. Hepsi sağlam görünüyor. Bazılarında enteresan özellikleri var, kapakları var vesairesi var. Yine burada enteresan olan bunlar ateş yakılan aydınlatma amaçlı yapılmış olduğu görülüyor. Tekrar takı vesaire ve Roma dönemine ait takıları görüyoruz. Şunların muhtemelen bronz. Yüzüklerin üzerlerindeki işaretlere bakıyoruz. Bir tanesi yılan şeklinde yapılmış. Diğerlerini o dönemin şeyini yansıtan takılar görülmekte. Yine bir hütüt kuşu veyahut da başka bir kartalı simgeliydi. Özellikle Roma döneminde kartal çok önemli bir yer tutardı. Yine boğa güç simgesi olarak gösterilmekte. Bunlar da küçük muhtemelen Paganist döneme ait olduğu değerlendirilen küçük heykelcikler. Burada heykelin bir kısmı kopmuş. Bu da bronz bir heykelin ayağı. Evet. Bu ortadaki 10. sıradaki neymiş? Ayna. Aynaymış. Bunlar aynaymış bak şu ortadaki metal muhtemelen bakır bronz karışımı gözüküyor. Ben şunları çok merak ettim. Onları... Sen çekmeye devam et ben anlatayım. Roma dönemine ait bileklik vesaire kemer tokaları olduğu düşünülüyor. Burada müziksel simgeler ve çeşitli şeyler var, işaretler var. Bu tıp aletleriymiş. Evet. Ben buraya gittim. Burada tıp aletlerinde önemli bir demek ki o dönemin tıpı da gelişmiş. Diğer tarafa geçiyoruz. Bu Bizans dönemi. Bizans dönemine ait eserler bunlar da. Bizans dönemine geçildiğinde biraz daha gelişim görülmekte. Cam, seramik özelliği yansıtan eserler var. Buradaki eserler biraz daha günümüze benzer eserler. Cam, seramik eserler. Bunlar muhtemelen ölüm törenlerinde ölülerin yanına konulan gözyaşı şişeleri. Baba sana bir şey göstereceğim. Tamam kızım, devam edelim. Evet, Bizans dönemi, erken Bizans'a benziyor bunlar. Ağırlık, sürahi vesaire gözyaşı şişeleri evet, ve çeşitli
cam seramik eşyalar gözülmekte. Burada Bizans dönemine artık Hristiyanlık dönemine geçildiği, Roma'nın ikinci yarısında paganlıktan çıkarak Hristiyanlığa geçişten sonra yapılmış olan eserleri görmekteyiz. Burada haç üzerine işlenmiş İsa figürü, diğerlerinde İsa figürü görülmekte. Evet, burada biraz daha figürler enteresanlaşmakta. Yine ölümü simgeleyen kutsal melekleri, 3 aforoz çıkarmada belirtilen İsa, Mesih, kutsal Meryem Ana şeyi betimlenmiş. Devam ediyoruz. Evet, burada da çeşitli o döneme ait bozuk paralar var. Sikkeler gözülmekte. İslami döneme ait olduğu belirtilmiş. Bazıları altın, bazıları gümüş, bronz oldukları belli. Osmanlı dönemi, Osmanlı dönemini içeriyor. Üzerlerindeki yazıları okumaya çalışıyoruz. Fettani Tainay. Ona benzer bir şey yazıyor. Silinmiş olduğu için fazla okuyamıyoruz. Burada İslami döneme ait yine bir para görüyoruz. Abbasi tarzıyla yazılmış olduğu görülüyor. Şurada da bir kadın 16. var. Sırada biz bakıyoruz. 16. Kubbetin İlgazi diyor. Yani Artuklulara aitmiş. Hadi gidelim müzeden. Burada belirtiyoruz. Gösteriyoruz. Tekrar yine sikkelere geçiyoruz. Roma dönemine ait. Üzerlerinde M harfi bulunur genelde. Evet. K ve M harfleri bulunur. Açma kızım orayı. Açıkmış. Ne varmış orada? Tamam, açmayalım orayı. Kapatalım. Burada ilk başta paganist işaretleri görmekteyiz. Daha sonra aşağı doğru inildikçe Hristiyanlaşmanın belirtileri gösteriliyor burada. Evet, çeşitli sikkeler, altın, bronz, gümüş. O dönemin ekonomik durumunu da belirtir. Özellikle altın olanlar o dönemde zenginliği daha fazla olduğunu görüldüğü üzere, ilk önce altınlar biraz daha büyükken ekonomik duruma göre biraz daha küçülme göstermekte. Burada bir Roma savaşçısını görmekteyiz. Üstte 43. şeyde Mitaredus Erapotor diye yazılmış, belirtilmiş, içerik belirtilen yerde. Yine bir Roma savaşçısı yukarıdaki 4. sırada gösterilmekte. Evet. Burada gösterilen Hitit dönemine ait inandık vazosunda betimlenen kutsal evlilik törenindeki bir figürü görmektesiniz. Hitit ve müzik zaten burada da belirtilmiş. Biz tarihçi olduğumuz için çeşitli şeyleri biliyoruz. Yine inandık vazosu. Önemli bir tarihi eserdir kendisi. Çankırı yöresi özellikle Hitit döneminde yaşam tarzını, müzik ve kültürel ögeleri belirtilmekte. Evet, müze gezimizi devam ettireceğiz. Şu müze gezimizin devamında yine müzenin diğer kısımlarını, üst katlarını gezeceğiz. Bir ara veriyoruz. Evet. Burada ölü gömme şekillerinden bir örnek belirtilmiş. Balıbağı kazılarında ortaya çıkartılmış. Muhtemelen ölen kişi gördüğümüz kadarıyla genç bir şahıs. Fazla yaşlı değil, 40 yaşlar olabilir. Dişlerindeki yıpranmaya bakacak olursak buradan bize bir fikir oluşturabilir. Buradaki yazıyı okuyalım. Yazıda ne diyor? Balıbağı'nda 5. kilometrede demiş.
bronz kullanımı. Burada yine bir 13. iğne eski Türk çağı demiş. Burada iğneler gözün görülmekte. Çeşitli eserler ortaya çıkarılmış. Evet. Burada yine takıları görüyoruz. Kolye, eski Tunç çağı, helezonik bilezik vesaire. Bunun gibi. Eski. Şurada Hitit güneşi ortasında geyik figürü. Ankara'da da bunun heykeli vardır. Bilenler bilir. Şu özellikle benim bildiğim kadarıyla ikinci sırada işaretle gösterilen idol diyor. İdoller muhtemelen Kibele'yi simgeliyor. Hitit tanrıları çeşitli olduğu için hem Sümerler hem Mısırlardan etkilenmiş çeşitli tanrıları vardır. Bu dönemde çekirdek kalkotilik demiş. Kesici alet olarak kullanılan taşlar görülmekte. Evet, burada köpek kaplan dişli köpek dişli şeyimizi görüyoruz. Özellikle eski çağlarda çeşitli hayvan figürlerinin yaşadığını Çankırı yöresinde gösteren bir en önemli kalıntılardan bir tanesi. Çok önemli bir tarihi buluş veyahut da ortaya çıkarılan bir eser diyelim. Yine o dönemi zürafa. Kazlar da meydana çıkarılmış. Devam ediyoruz. Çıkacağız. Hayır. Evet. Burada yine kazılar da geç Misoyen çağında ortaya çıkarılmış. Yaklaşık 8 ile 6 milyon yıl öncesine ait kalıntıları görülmekte. Evet, Atkiller familyası geç Misoyen 7.5 ile 8.6 milyon yıl öncesine ait yine kazılarda ortaya çıkarılmış eserler. Evet, 7.5-8.6 milyon yıl önce yaşamış olan hayvanlara ait kalıntılar. Bu hayvanların otla beslendiği buradan belli olmakta. Geniş diş yapıları var. Devam ediyoruz şimdi çocuklar. Kadehe sarılı yılan heykeli diyor. Burada tıbbi bir figür bu. Tıbbi ilaç sektörüne atıfta bulunuyor bu. İlk doğuşundan beri bu tür simgeler kullanılır. Yine bunu geç Osmanlı döneminde bakır kap, geç Osmanlı dönemi şifa tası diyor. Genelde kurşun dökme vesaire bu tür şeylerde kullanıldığını düşünüyoruz. İçine su dökülüp bakılıyor eski zamanlarda. Yine burada Şam'dan görüyoruz. Mum makası vesaire. Geç Osmanlı dönemi. Elinizi sürmeyin çocuklar. Bu gaz lambası kızım. Gaz lambası. Eskiden bundan aydınlanıyordu. Bu da Şam'dan elimi bırak tatlım. Bunun üzerine mum konulup aydınlatma sağlanıyordu. Gelin bakalım. Burada bir terazi görüyoruz. Terazi şu tırnaklı yerlere takılıyor. El kantarı demiş burada. Dirhem. Burada ölçü aletlerini görüyoruz. Eskiden kullanılan. Geçelim. Evet, eski kıyafetler. Burada yine madalyonlar görüyoruz. Şu madalyonlar bizim ilgimizi çekiyor. İlgimizi çektiği için madalyonları çekiyoruz. Bu muhtemelen İstiklal madalyası. Bak burada yazmışlar. Pirinç 1920 yılına ait. Yine şu bak Kastamonu ve Çankırı yöresine ait bir figür oluşturmakta. Orada öküzde şey taşındığını gösteriyor. Silah taşındığını gösteren bir İstiklal madalyası. Burada özellikle gösterelim, şöyle yakınlaştıralım. Yine Osmanlı figürü bulunan Osmanlı dönemine ait bir tane madalyonu görüyoruz.
Burada Harbiye vesaire, Harbiye muhtemelen İstanbul'da bulunan bir bina. Oranın askeri liseyi gösteren bir tane figür var burada. Evet, devam ediyoruz. Bizim kültürümüzle ilgili ögeler burada yansıtılmakta. Burada çıkrık, halılar, çeşitli halıları görüyoruz. Evet, çeşitli halıları görüyoruz. Burada motiflerde çeşitli kültürel ögeler belirtilmiş. Burada baskı. Baskı tekniğini gösteriyor. Bu ağaca işlenmiş çeşitli bezlerin üzerine bu figürler işletiliyor. O pamuk değil, yün kızım. Evet, yün üzerinde gösterilmiş çıkık. Bizim, benim çocukluğuma bunlardan bizim evimizde vardı. Evet, burada bir takı kutusu görülmekte. Dönemine bakıyoruz. Rubu tahtası. Bu rubu tahtası dediği ahşap şekilde yapılmış. Buna namaz vakitlerini vesaire ortaya çıkarılması için usturap şeklinde dizayn edilmiş. Şu kağıdı inceliyoruz. 6. sırada parşömen fil dişi geç Osmanlı dönemi demiş. Ruzname. Evet. Yine Tuğra Butmelefa kağıt demiş. 3. sırada el yazması Kur'an-ı Kerim. Beylikler dönemi demiş. El yazması. Çok güzel bir yazı. Bismillahirrahmanirrahim demiş. Tehamel en zelne aleykel.